Selamlar millet. Şimdi Sakarya piramitlerine geldik. Burası çok enteresan. Öyle yapı olarak merdiven gibi. Şöyle göstereyim. Buranın mantığı da Giza gibi. İşte girmek istediğin yerlere para veriyorsunuz. Yani tek para değil, şeydeki gibi değil. Bir önce gittiğimiz yerdeki gibi değil. Ayrı ayrı hepsine tek tek para veriyorsunuz. Fiyatları göstereyim, şimdi görürsünüz zaten. Fiyatlar bu şekilde. Şu arkadan tiketler alabiliyorsunuz. Gene kart alınıyor. Fiyatları da söyleyeyim size. 450 pound'a şu alana giriş parası. Yani tamam, içeri giriş. Aynı zamanda şurada da okutacaksınız, unutmayın aldıktan sonra. Daha sonra 220 pound'a piramidin içine girmek için ödüyorsunuz. 20 pound'a eğer getiren taksi veya bir araçla geldiyseniz onun için bir para ödüyorsunuz. Onların hepsini okuttuktan sonra tekrar içeri doğru geçiyorsunuz. Bu arada mezarlara girmek isterseniz onların da hepsi ayrı bir ücret. Onlara girmek istedik ama şöyle bir durum var. Vaktimiz yok. Vaktimiz, yani son bir saatimiz kaldı bizim. Yaklaşık 2 saat falan ayırmak lazım. Biraz erken gelin. 4'e kadar bilet satın alabiliyorsunuz. 5'e kadar gezebiliyorsunuz. Saat 4'ten sonra bilet satmıyorlar. Aklınızda olsun bu da. Evet, şimdi nekropolisin oraya geldik. Kesinlikle buraya da gelmeseydik çok üzülürdüm. Mükemmel gözüküyor ya. Bu piramit Mısır'da yapılan ilk piramit. Sonra şunu yapmışlar ikincisi olarak ama o biraz şey olmuş sanırım, bozulmuş. Bunun içine girilebiliyor. Şu arkamda gördüğünüz yapı nekropolis ismi. Tam olarak eski yapısı da şu şekildeymiş. Gireceğimiz merdivenli piramitin hemen yanındaki o bozulmuş olan vardı ya, o piramit. Bir tane daha varmış sanırım, o yıkılmış. Bu da o kompleksin içine giriş. Şeye benzettim biraz. Stargate filmindeki hatta dizide vardı onun. Oradaki bir bölüm vardı. Oradaki yapılara benziyor. Enteresan bir şey. Hala çalışmalar yapılıyor esas. Bu da belli. Bu da arka taraftan görüntüsü. Benim acayip hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti. Oh, yandan görüntü çok iyi. Çok iyi ya. Buraya kimse gelmiyor, enteresan. Ama şu olay beni bozuyor ya. Buradan o ilk piramitte görebiliyoruz. Nasıl buradan devamı var. Millet buraları atlıyor esas. Oraya birazdan gideceğim. Kaçırmayayım arkadaşları. Onlarla beraber tekrar oraya gideceğim. Çok iyi ya. Bak mesela şöyle ara ara farklı yerler var. Orada da kimse girmiyor, enteresan bir şekilde. Bunların sonradan mı yapıldığını yoksa daha önce var mıydı? Çok benim şey yapamadım.
Biri tam olarak şurayı işemiş ya. Hay Allah. Kokuyor leş gibi. Bunu tekrar bir elden geçirmişler. Şurada zaten belli kalıp izleri var. Bunlar da büyük ihtimalle sonradan yapılmış bence. Çünkü çok böyle geçmişten kalmışa benzemiyor. Ama şunlar belli canım. Bunlar her türlü. Sütunlara baktığımızda anlaşılıyor yani. Bunlar kesinlikle geçmişten kalma. En iyi ayrıntı burada zaten belli. Eski bunlar yeniden üzerine işte tamamlayıcı olarak belki koymuş olabilir. Şu olay var ya, çok iyi ya, aşırı iyi, aşırı. Merdiven piramidinin nasıl yapıldığını gösteriyor. Tam benim bahsettiğim gibi esas. Layer layer yapmışlar, katman katman yapmışlar. Yalan yok, bunu acayip merak ediyordum. Bunu görmek nasip oldu. Şunu fark ettim. Burada köpekler aynı o filmlerdeki, Mısır filmlerindeki böyle, hatta burada tasvir edilen heykelciklerde ve heykellerde var ya, kulakları uzun köpek. Onlara çok benziyor ya. Burada da başka bir mezar var. Çok yüksekmiş ya başımın önünde. Sanırım bu mezarlara giriş paralı. Öyle anladım ben. Şunu anlarız zaten. Burada o biraz önce gösterdiğim şey vardı ya, resim. Buranın şeyini anlatıyordu. İşte oradaki gösterdiği köy mi diyelim artık, ne diyelim. O yapılar. O da işte yıkılmış olan öteki piramit. Şu an kalan sadece şu ikisi. Bunlara biraz önce şey dedim ama, yaşam alanı dedim ama bunlar sanırım diğer şeyler, mezarlar. Şu anlayacağız zaten, şurada yazıyor. Aynen. Arkamdaki mezarları zamanınız varsa gezin derim, güzel gözüküyor. İlk gün otele gittik. Baldırları muhteşem ağrıyor. Düşünüyorum ben bu ağrıyı niye çekiyorum? Yani squat yapmışım gibi. Hatta böyle çok daha fazlası. Yani düşünüyorum neden olabilir? Aklıma gelmiyor. Bu arada ben spor yapan bir insanım. Beni bilen bilir. Niye bu kadar ağrıdı ya? Et kesiyor diyorlar bizde. Bizde ne diyorlar bilmiyorum. Et kesiyor oldum. Allah Allah diyorum yani. Kafam almadı. Bir önceki bölümde gittiğim piramitlerde fark ettim ki bacaklarımızı şu kadar eğmekten dolayı squat yapıyormuşuz. Farkında olmadan squat yapmışız yani. Çok büyük bir squat yapmışız. O yüzden dolayı bacaklarımız ağrıyor. İlk gün fark edemedim heyecandan. Şimdi fark ettim. Gelmeden önce bence squat çalışın. Biraz hamlınızı alın. Daha rahat yaparsınız bence. Diğerleriyle en büyük farkını söyleyeceğim arada. Zaten görünce anlayacaksınız direkt. Diğer piramitlerin her biri insan boyutundaydı neredeyse. Şuradakiler bir el boyutunda parçalar halinde. Yani bunu yapması bana kalırsa daha kolay diğerlerine göre. Tabii normal olarak düşündüğünüz zor ama ötekiler çok büyük parça. Bu bildiğimiz tuğla parçaları gibi düşünebiliriz. Tuğla parçalarını tek tek inşa ediyor gibi düşünün. O yüzden daha rahat, daha ufak bloklar. Diğerlerini gezdik ya, onlar ciddi anlamda çok büyük. İmkansız bir şey. Giriş buradan. Yani tam olarak şurası. Herkes aynı şekilde takılmış ya. Kim girip kimin giremeyeceğini bilemiyoruz. Artı bir de sanki bileti ödeseniz de sanki
Bedava girecekmişsiniz gibi bir hava var. Anlamadım tam olarak mevzuyu. Diğer piramitlerden farklı ama giriş. Bu arada saçmalamışım. Tabii ki girerken para isteyecekler. Öyle bir dünya yok. Ama buranın olayı daha farklı. Onu söyleyeyim. İşte bak böyle piramide can kurban. Okay. Yes, okay. Okay. It's Turkish? Ya yeah, Turkish. Welcome, habibi. Thank you. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Thank you so much. Ciao. Buranın olayı harbiden farklıymış ya. Şu anda işte bak diğer piramitlerle hiç alakası olmayan bir yere geldik. Bir kere zaten eğilmiyoruz, öyle bir şey var. Yaklaşık ben 1.72 boylarındayım. Ortalama işte 1.80 boyutunda ya da 1.90 boyutundaki adam bile yani kafasını çok eğmeden gider buradan. Ayaktayız yani anlayacağız. Burası biraz daha farklı, onu söyleyeyim. Burası bana piramitten çok bir sığınak gibi geldi, anlamadım. Ve daha esas ne derler ona, gezilebilir. Ama sanki sonradan yapmışlar gibi bir hissiyat var. Yani bunu toparlamışlar gibi ya. Bana öyle bir şey verdi. Buraları sanki kazılmış gibi. Tam anlayamadım. Orada hep böyle parçaları birbirine şey tutturmuşlar. Çok derin ya. Biz oraya inemiyoruz mu ya? Ama orada sanki girişler var, görüyor musunuz? Böyle çok enteresan ahşap şeyler var. Büyük bir ihtimal onlar bu kaideyi tutmak için yapmışlar. Bayağı eski mi onu bilemedim ya. Bu kadar bilemedim ya. Vallahi çok kafam karıştı bu konuda. Aşağıda birisi şeyini düşürmüş. Şapkası. Pembe bir şapka var. Aynen. Yalnız buradan aşağı düşerseniz ölürsünüz zaten. Hepsinden en farklısı buydu zaten, onu söyleyeyim. Bir kere içerisi aydınlık. Öyle bir gerçek var. Eğilmeniz gerekmiyor. Bacaklarınız bükülmüyor. Fiyat olarak fiyat performans gibi bir şey. Ama dışındaki hissiyat burada yok. Burası sanki böyle müze gibi bir hissiyat verdi bana. Bilemedim açıkçası. Ama bunu tek tek katman katman yapıldığını bilmek de bir ayrı bir hikaye. Benim hoşuma gitti. Burası hoşuma gitti. Yıkılma tehlikesi var herhalde ki her tarafta şöyle sütunların yanı sıra şeyler de yapmışlar. Konstrüksiyonlar da yapmışlar ki tutması için. Ciao. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Girişini kimse bulamıyor. Bulabilseler bence burası da mükemmel. Çoğu insan arkadan döndü dolaştı. Arkadaşlar zaten çağırdım buradan geliyor diye. Anlamamışlar onlar da. Ben de açıkçası ilk başta anlamamıştım ama sonradan insanların içine inince aşağıda doğrusu mevzuyu biraz daha anladım. Şu alana falan girdik ortalama. Yani bunun daha üste doğru çıkan bir şeyi de vardır. Yani bu kadar yapılmasının bir sebebi olmalı. Bir arkasına bakalım. Farklı bir şeyler göreceğiz mi? Bizi getiren Uber'ci arkadaş. Taksici arkadaş. Mısır'da en çok İspanyolca öğreniyorlar dedi. Şimdi anladım nedenini. Çok fazla İspanyol ziyaret ediyordu Mısır'ı. Harbiden öyle. Çok fazla. Özellikle buralarda çok fazla insan gördüm. Tamam, Giza etrafı tüm dünya medeniyetinde insanlar var. Ona bir şey demiyorum. Ama burada çok fazla İspanyol gördüm. Giza'nın etrafında Türkler ve şeyler çok fazla var. Koreliler çok fazla var. Tahire Müzesi de aynı şekilde öyle. Burada farklı bir yerler var beyler. Oralara da bakabiliriz. Şurası mı? Burada da çok değişik bir şey var. Seni ceza almak için elinden geleni yapman. Piramitlerin üstüne çıkmak 10.000 pound. Ya da 100.000. Burası neresi biliyor musunuz? Demin aşağıda gördüğümüz yer. Buradan girilip içeri şey yapılıyor. Mümkün değil hocam. Ortadan girdik. Burası yan tarafı. Tamam, oradan yol olmadığını nereden biliyorsun? Bence buradan aşağıda gördüğümüz hani bir mezar gibi yapı vardı ya, insanların şeyleri düşmüş falan, eşyaları. İşte buradan aşağı girdim. Oraya varılabiliyor diye tahmin ediyorum. Vale.
Yine standart birileri işemiş. Allah Allah. Bak havalandırma şeyleri falan var. Yok boş. Aşağısı var mı? Boş. Bir şeyler var ama bomboş. Burada bir şey yok yani. Büyük bir mezar da herhalde ama kalıntısı bu kadar kalmış. Bir sonrakine girelim bakalım. Bence bunlar da birer mezar yani. Ama sonra yapılmış belli bak. Bunlar sonra yapılmış. Net belli. Baksana. Belki de o aşağıya girilen yol burası da olabilir. Bir bakacağım. Bir şekilde aşağı inilmesi lazım. Mümkün değil. Elektrik döşemesi falan işte oraya düşen şeyler falan nasıl alınacak? Allah bu da değil ya. Tamam ya. Benim dediğim yer %100. Belli. Başka bir ihtimal yok yani onun. Burası da Mantara Temple'mış. Bir daha okuyalım. Hatta doğru mu okuduk? Aynen. Mortuary Temple. Bak orada da o şeyden var. İnsanların şey yapıyor ya. Dilek içinmek için değil mi? Dilek dilemek için sanki. Bunu birkaç yerde gördük. Herhalde dilek amaçlı. Şans getirmek için olabilir bu. Yani herkes yaptığına göre. Öyle bir mantığı var gibi geldi bana. Şu piramidi içine girilemiyor zaten. O artık yıkılmış bir piramit. Şöyle yakından göstereyim. Anladığım kadarıyla yakınlarına da girilemiyor. Oradan bir yol yok. Sadece buradan uzaktan görebildiğiniz kadar. Yunanistan'a da benziyor. Zaten bir ara Roma döneminde buraları fethedilmiş ya işte o dönemde belki yapılmış olabilir bunlar. E şuraya bakalım. Yanılıyor da olabiliriz ha. Hem de çok pis yanılıyor olabiliriz. Bu kısımlar sunak gibi ya. Çok anlatamıyorum ama çok neden yapıldığı belli değil. Hiç şaşırmadım ya. Vallahi hiç şaşırmadım. Bari şurayı da göstereyim. Çünkü çok fazla gösterecek bir şey kalmadı. Ha, bu arada oraya gidilebiliyormuş. Ama tamamca sanırım gitmeyeceğiz oraya. Çünkü çok görülebilecek bir şey yok. Ben gidebildiğim kadar yaklaşayım oraya. Cross line çekmişler ama böyle yani barla yok arası. Yine gidilebilir esas. Şurayı bir merak ettim. Oraya bir bakacağım. Ondan sonra arkadaşların yanına gidip artık buradan yavaş yavaş gitmenin vakti geldi. Hava enteresan bir şekilde bir anda soğumaya başladı. Güneş gittiği için. Çöl akşamları genelde soğuk olur derler ya. Yalan değilmiş bu arada. Kavga çıktı ha. Son saniye. Köpek grupları birbirine girdi vallahi. Gözükmüyorlar ki. Ha geç kaldım be. Evet millet. Son video. En az yorucu olan video oldu. Yani piramitlerin arasında hiç yorulmayarak gezebileceğiniz en az gayretle birçok şey görebileceğiniz bir video oldu. Hatta bu arada burası dedim ya başta da. Mısır'ın ilk piramidi. Son bölümde ilk piramidi göstermiş olduk.
Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Orayı basıp abone olabilirsiniz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.